Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Saat kaç oldu ya? Saat 9 oldu, hala sıcak. Bak Haziran 2 böyle, Temmuz, Ağustos benim sıcaklar gene geldi. Sevgili arkadaşlarım, ilkbahar ve sonbaharı kaybettik. Artık yazdan kışa, kıştan yaşa ve yaza ve kar yağmayan bir kışa geçiş yapmış bulunuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, rüyada işaret parmağı. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre anlamları değişir. İşaret parmağı arkadaşlar, yaptığınız doğru işlere işaret ettiği gibi, doğru yolda olduğunuza işaret ettiği gibi, dikkatli olmanız gereken insanlara, dikkatli olmanız gereken konulara işaret eder. Belki sömürülüyorsunuzdur, belki kullanılıyorsunuzdur. Yani bu konulara da işaret eder, detaylar önemlidir. Yani işaret parmağını görmek, hayırla hayırla karşılaşmaya, Allah yolunda olmaya, işleri doğru düzgün yapmaya, doğru yolda olmaya işaret eder. Şimdi doğru yolda olmak, dini açıdan Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uymaktır. Diğer anlamıyla arkadaşlar, yani doğru yolda olmak, kötülük yapmamaktır. Yani ister inancın olsun, ister inancın olmasın arkadaşlar, dini anlamdakinin aksine, yani dini anlamdakinin haricinde arkadaşlar, dini anlamı Allah yolunda olmaktır, doğru yolun. Ama İnanan kişi de inanmayan kişi de doğru yolda olabilir. Çünküse doğru düzgün yaşamaktır. Yani kimseye zarar vermemektir, hırsızlık yapmamaktır, tecavüz etmemektir. Yani böyle şeylerdir arkadaşlar. Kötülük yapmamaktır, cinayet işlememektir. Sevgili arkadaşlarım, şimdi işaret parmağını görmek budur. Dikkatli olmanız gereken konuları da işaret eder. Örneğin işaret parmağınızı rüyada gördünüz ve rüyada gördüğünüzde arkadaşlar diyelim ki ne olsun? İşaret parmağınızın üzerinde ekmek olsun. Bu nedir arkadaşlar? Yani iş konusunda yaptığınız hataları dikkat eden bir rüyadır. Diyor ki iş konusunda bazı yanlışlarım var, bunlara dikkat et, bunları düzelt diyor. Müşteri kaybı olur vesaire. İşaret parmağına peki zarar gelirse ne olur? Sevgili arkadaşlar, doğru yolda. Şimdi bakın ne dedik? Doğru yol, bir Allah yolu vardır arkadaşlar. Bir de doğru düzgün yaşamak vardır. Zaten Allah'ın da emrettiği bu doğru düzgün yaşamaktır. Ama Allah'a inanan insan da doğru düzgün yaşayabilir ya da yaşamayabilir. Allah'a inanmayan insan da doğru düzgün yaşayabilir, yaşamayabilir. Dini açıdan Allah'a inanmayan insan dini açıdan bakarsak doğru yolda değildir. Ama cinayet işlemez, hırsızlık yapmaz, iftira atmaz, taciz gibi olayları olmaz, doğru yoldadır. Hani bir dini anlamı vardır, bir de din harici anlamı vardır arkadaşlar, doğru yolda olmanın. İşte yani Allah'a inanmayan, Tanrı'ya inanmayan bir insan da doğru yolda olabilir. Ama dini açıdan doğru yolda olmaz. Umarım anlatabilmişimdir ya. Yani hani doğru yol İslami açıdan ya da işte diğer dinlere göre o dinin gerekliliklerini yerine getirmektir. İlk başta da gereklilik nedir? Rab ve itaattir arkadaşlar. Ama dini olmayan insanlar da doğru yolda olabilir. Dindar insanlar da doğru yolda olmayabilir, olabilir. Bunun bir genel geçer şeyi yok sevgili arkadaşlar. Yani işlerinizi doğru yaptığınızın işaretidir. İşaret parmağını normal bir şekilde görüyorsanız, işaret parmağında zarar arkadaşlar, yoldan çıkacağınıza, yani diyelim ki çok dürüst bir ticaretçisiniz arkadaşlar, esnafsınız, hileye hurdaya sapacağınıza ya da sonunda ceza gelecek olaylara, işlere zarar edeceğiniz işlere bulaşacağınıza işaret eder. Yani işaret parmağındaki zarar hayatınıza gelecek zarar işaret eder. İşte düşmanınızı ya da sevmediğiniz birinin işaret parmağının koptuğunu gördünüz. Onun göreceği zarardır arkadaşlar. Görüşürüz, hoşça kalın.